güzel bacım. Hadi dök içini. Bak senin için yapmayacağım hiçbir şey yok biliyorsun değil mi? Buna sen de bir şey yapamazsın ki. Neye yapamam kızım söylesene. Benim 2 sene çocuğum olmadı. Sonra İstanbul'a gidip tedavi gördük. Baran doğdu. Benim niye bundan haberim yok? Gerek duymadık abi. Neden sır gibi sakladınız? Almanya yalanı nereden çıktı? Abi ne bileyim. Nereden duymuş, nereden öğrenmiş bilmiyorum ki ben. Abi sen bilmiyorsun bu kadın benimle uğraşıyor. Doktorla kızını değil beni konuşmuş. Gece yarısı oğlumun odasına giriyor. Ne bileyim abi. Beni delirtip buralardan kaçırtmak mı istiyor nedir bilmiyorum. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu Narin? Abi sen bari aç gözünü. Herkes büyülenmiş gibi anlayamıyorum. Kuma olduğumuzu, Baran'ın Murat'ın oğlu olduğunu öğrendiğinden beri kafayı bana taktı. Nereye bacım? Ben biraz yürüyeceğim abi. Hiçbir yere sığamıyorum. Güzel kızım, abin senin kötülüğünü ister mi hiç? Ölürüm de başkasına varmam. Bunu böyle bil ana. Anladın mı? Bunu böyle bil. Ama yeter. Abin öyle ortaya öylesine söyledi. Ya hemen olacak bir şey değil ki bu. Çok kararlı görünüyordu ama ana. Ana, ben Recep'ten başkasına yar olmam. Gerekirse ölüm çıkar bu evden. Kız o nasıl söz öyle? Kızına size kavuşmak haram. Ağam senden önce Recep'i öldürür zaten. Ağabey! Recep'i! Rüstem! Öyle ama ana. Kaç gündür belinde silahla çıkıyor. Alnı çatından vuruver vallahi Recep. Onu vermezsiniz! Gebersinim kendimi! Karnıma gelse de görürdün sen. Yapma beni! Ne var Özlem? Ağam burada kıyamet kopuyor. Bir gelsen diyor. Ne oldu yine? Melek senin lafını dellendi. Her şeyi kırıp döküyor. Ulan topun uzun Allah cezasını versin he mi? Allah senin cezanı versin be. Manyak mı ne? Biz de kattı. Bu kadar karşı olacak ne var ana? Ne yapmış Recep? Adam öldürmüş. He? Yetti be. Allah alır mı ayağını atla? Senin karşında anam var. Sen de abimden yana olursan bana da kızım deme gayrı ana. Ana ağlayalıya yatışır. Özlem bana bir su getir kızım. Ne diyorsun sen? Dediğimi duydun. Bunda saklanacak bir şey yok. Çocuğun olmuyordu ve yıllarca tedavi görmüşsün.
Naren? Bana o kadına... Almanya'da tedavi gördüğüm yalanını sen mi uydurdun? Ya sabah sabah sıkıştırdı. Ben de ne diyeceğimi bilemedim. Öyle ağzımdan çıkıverdi. Ana sen bunu nasıl yaparsın? Ya Ebru daha fazla değişmesin diye öyle deyiverdim. Sen beni ne duruma düşürdün? Haberin var mı? Ebru abime söylemiş. Abim de beni sıkıştırdı. Ben de İstanbul'da oldu demek zorunda kaldım. Sen İstanbul'da mı tedavi gördün dedim. Kızım gel eve de konuşalım. Benim kimseleri görecek halim yok. Ben biraz kendi başıma kalmak istiyorum. Herkes yaptığının bedelini ödeyecek. Sen ne edeyim burada? Su istedin ya ana. Ne oldu? Yok bir şey. Midem kaynadı. Sen bana git bir papatya kaynatıver. Belki iyi gelir. Kaynatayım. Kaynar tabii. Sen de bu sıra ortaksın değil mi? Alo. Merhaba Fırat Bey. Sipariş ettiğimiz hediyelik eşyalar hazır değil mi? Ahmet Bey sormamı istemişti de. Tamam hazırlıyorum bitmek üzere. Akşama yetiştireceğim merak etmeyin. Teşekkürler. Meleğim. Meleğim. Sen ağlıyor musun? Ne oldu sana Melek? Recep, abim beni evlendirecek. Ne diyorsun sen Melek? Sağ ol kız. Oğlum sen niye geri geldin? Ne oluyor burada? Ay, yok bir şey. Ben başım döndü. Düşerken vazoyu çarptım. Ana sen çocuk mu kandırın ya? Nerede o Melek? Ortalık nasıl dağıtılırmış gösteririm ben ona. Oğlum dur! Dur! Kendin! Neden anladı kız Melek'in yaptığını? Anam da elini çekti. Başka çare kalmadı. Kaçalım buralardan Recep, kaçır beni. Abi! Demek kaçacaksınız öyle mi? Ay kapat Kendal! Karışma! Demek kimin ben senin? Melek! Ölümüm benim elimden olacak lan Recep. Yeminle geberteceğim lan seni. Öldürürsün kendine de. Ama ben de Recep'sem bu sevdadan vazgeçmem. Göreyim değil mi ana? Korumaya kalktığın kızını göreyim değil mi? Ha? Recep'e kaçalım diye yalvarıyor. Ama asıl kabahat bunda, bunda. Dişi köpek kuyruk sallamazsa erkek köpek neylesin? Ha? Ama ben ne edeceğimi bileyim. İlk isteğine vereceğim bu kızı. Acımak yok artık. Evleninceye kadar bu odada kilitli kalacaksın. Anladın mı? Hadi ana dışarı. Haydi. Hep sesini. Haydi sen de. İstersen bir daha çıkar onu odadan da gör ana. And olsun ki sokaktan eşini bulursun. Sonra da kızım, kızım diye çağırırsın. Herkese iyi bellesin. Bu saatten sonra kimseye acımam. Bu telefonu Melek'e kim verdi? Kim verecek oğlum?
Ya ana, ben bu telefonu burada parçalamadım mı? Kendi kendine mi çıktı yukarı? Sen verdin değil mi yarım akıllı? Yok ağam, asla. Niye vereyim ki ben? Yüklüyüm, üstüme gelme ya. Lan peki kim verdi bu telefonu? Ne bileyim ben, Ebru yenge vermiştir. Hem anamı ikna edip kapıyı açtıran da o. Kadın ne günah alıyorsun? Ne oluyor burada? Sen ne alt etmeye çalışayım? Ne diyorsun sen be? Bizim işlerimize burnunu nasıl sokarsın sen? Delirdin mi sen? Kızım odana çıksın. Bu telefonu Melek'e sen mi verdin? Ben kimseye telefon falan vermedim. Sütten çıkmış ak kaşık öyle mi? Bak, kimseye bir şey ispatlamak zorunda değilim. Eğer birine bir şey verseydim zaten bunu söylerdim. Burada yaşayın diye her şeye karışabileceğini mi sanıyorsun? Sen git de önce çocuklarına sahip çık. Onları toparla gücün yetiyse. Yeter artık, bizimle uğraşma. Bak, eğer hala Meleğe eziyet çektiriyorsan buraya jandarma çağırırım, haberin olsun. Sakın karışayım deme. Gelin, hadi sen gel. Kadriye Hanım, ne oluyor burada? Melek iyi mi? İyi kızım, iyi. Sen odana çık. Yalan söylüyor ana, yalan. Ya artık bırak, kim verdiyse verdi. Ya bir telefonun peşine mi düşeceğiz? Şimdi anlarız. Bu da sonuncusu. Elinize sağlık. Hadi eyvallah abi. Oğlum hemşerim, parayı almadan nereye? Ha? Hadi elinize sağlık. Alo. Abi, Melek aradı ya. Kendi Allah'a evlendireceğim seni demiş. Bizi telefonda konuşurken yakaladı. Demediğini bırakmadı. Yani Melek'e bir şey yapmasından korkuyorum abi. Elim kolum bağlı. Kadriye anayı bir arasan. Ya da gidip Konu abi konuşsan mı abi ya? Tamam, ben Konu ararım şimdi. Seni arayacağım. Sen bir sakin ol, tamam? Tamam abi, sağ olasın. Bu telefonu sağa sosyete Gül mü verdi? Hayır, yok öyle bir şey. Doğruyu söyle, yoksa alırım ayağımın altına. Kim verdi? Vallahi o vermedi. Ya peki kim verdi bu telefonu? Ya uzatma artık Kendal. Sen ma garı mısın? Düşman mısın? Hangi cehennemden aldım ben seni ha? Allah benim cezamı vermiş. Amen. Lan Kendal! Yüklü o. Onun doğurduğu çocuktan ne olacak ana? Bak anama dua et. Yoksa seni ayağımın altına alırdım şerefsizim. Bak ana, son kez söyleyeyim. Ben ne dediysem harfiye uyulacak. Bir daha hata istemeyeyim. Vallahi seni de çiğner geçerim ona göre ha. Elim kırılsaydı da vermeseydim o telefonu sana. Ebru yenge verdi deseydin ölür müydün sanki?
Kadriye Hanım, sizinle biraz konuşmak istiyorum. Hiç sırası değil kızım. Melek'le ilgiliyse Kendall bu defa haklı. Nasıl haklı Kadriye Hanım? Kaçmak için konuşurken ağabeyi yakaladı. E tabii. Üstünde bu kadar baskı kurarsanız olacağı buydu. Ebru kızım. Peki siz bilirsiniz. Zaten benim konuşmak istediğim konu Narin'le ilgiliydi. Geç otur. Sen nasıl bir insansın ya? Kadının üstüne iftira mı atsaydım? Beni yaktın, daha mı iyi oldu? O zaten kanı bıçaklı amla. Üstüne atsan ne değişirdi ki? Ben kimsenin üstüne iftira falan atamam, tamam mı? Sana acıyıp yardım eden de kabahat zaten. Umurumda esin artık. Kadriye Hanım, Fırat'ın hiçbir şeyden haberi yok. Demek ki Narin size yalan söylemiş. Almanya'ya falan gitmemiş. Bu yaptığın çok ayıp Ebru. Sana destek olduğuma beni pişman etme. Ben size her konuda yardımcı oldum, sahip çıktım. Sen ne yaptın? Gittin doktorla Narin'i konuşayım. Ben doktora bir şey sormadım ki. Bana kendisi söyledi. Ben sen incinmeyesin diye Almanya'da tedavi gördü dedim. Yoksa Narin İstanbul'da tedavi gördü. Murat ona orada ev açtı, orada hamile kaldı. Ne? Yani biz Murat'la yeni evliyken orada ikili bir hayat mı sürüyordu? He. Bunu mu duymak isteyin? Yetti artık. Maksadın herkesi üzmek mi? Öğrendin de ne oldu? Narin'i kırdın geçirdin. Kendin de üzüldün. Kime bir faydası oldu öğrendiklerinin? Özür dilerim. Niyetim kimseyi kırmak değildi. Ama bu konuda benim için burada kapanmıştır. Kapansa iyi olur. Bundan sonra bu konuda senden bir laf duymak istemeyeyim. Ona buna sorup da ortalığı da bulandırma. Tekrar özür dilerim. Kadife Demirci. Yok. Ada Şan verdi. Here. Maya Şan verdi. Here. Baron is your brother. We may have the same last name and we may have the same father, but that doesn't make us siblings. Well done. Your pronunciation is very well. I congratulate you. Ne diyor bu? Ya sakin olur musun? Durumu açıklamaya çalışıyor. Kardeş değiliz ki biz. Ya o da öyle diyor zaten. Babalarımız bir olabilir ama kardeş olduğumuz anlamına gelmez diyor. Yani ben öyle anladım. Gidip ağzını onu kıracağım şimdi, elinde kalacak. Baran. Buyur ana. Sizi bana sayıra mı verdiler kızım ha? Ben sana ne diyeyim bilmeyeyim ki. Sen ananın evinde hiç terbiye görmedin mi? Sen bu eve ilk geldiğinde ben sana ne dedim? Bu evin edebine uyacağın dedim mi demedim mi? Ana, Meleğe değil de bana mı kızıyorsun şimdi? O kadar ağladı, yalvardı bana. Kıyamadım, ne yapayım? Sus! Bir de utanmadan konuşayım. Yediğin halt yetmemiş gibi bir de kalkıp Ebru'ya suç atayım. Ben sana ne diyeyim bilmeyeyim. Ben ne desem de dinlemeyeceksin zaten. Dök içini. Alıştım ben. Ya sabır, ya sabır. Aklın varsa bugün gözüme hiç görünme. Çok meraklıyım zaten senin yüzünü görmeye. Alo. Ebru neredesin? Konaktayım. Teyzemi aradım da konuşamadık.
Bu Melek ile Recep telefonda yakalanmışlar konuşurken. Kendal yine kızı zarar vermedi inşallah. Bilmiyorum ama ben geldiğimde galiba yine odaya kilitlemişti. Fırat, ben bugün atölyede olanlar için çok üzgünüm. Seninle konuşabilir miyiz? Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Ben de konuşmak isterim. Şerif abinin orada buluşalım mı? Tamam oldu, görüşürüz. Tamam. Nerede kaldın kız? Hadi biraz yardım et de işleri halledek. Ama kimsenin keyfi yok zaten. Yemeyiversinler. Ne oldu kız yukarıda? Anam demediğini bırakmadı bana. Tabii arkamda kimse yok ya. Üstüme geliyorlar. Ne üstüne gelmesi kız? Sen şeytana külahını ters taktırırsın. Anam az bile yapmış. Bırak artık ortalığı karıştırmayı, bırak. He? Biz sen eksiksin Emine abla. O meleğe yardım eden de kabahat. Ölüyorum dese su vermem artık. Ha. Alo. Emine. Narin'e ulaşamadım da. Orada mı, geldi mi, konakta mı? Sağan geldiydi. Ya sabah abime diye çıkmıştı. Buradan çıktı, 2 saat oldu. Allah Allah. Belki birisine uğramıştır. Gelince aradığını söylerim. Tamam. Sağ ol. Abisine gitmem şöyle mi? Nereye gitti acaba? Hadi hadi. Kafanı da fırıldak çevirmeyi bırak da yardım et. Pirinçleri yıka. Hadi kız. Ana yardım et diye yalvarıp yakarayım. Ardımdan da türlü çeşit dolap çeviriyim. Ana. Ana deme bana. Kulaklarımla duydum. Kaçalım dedi. Sende hiç mi utanma arlatma yok Melek ha? Tüh sana. Yazıklar olsun. Ana. Ana bir dinle ne olur. Konuştun mu Fırat abi? Ha konuştum Recep. Melek iyi, merak etme. Yine odaya kilitlemiş. Tamam abi, sağ olasın. Ben zil çalmadan kantine inip bir şeyler alacağım. Sen de bir şey ister misin? Yok sağ ol. Ayşe. Derslerin nasıl bunun? İyi. Yani fena değil. Neden bizimle aynı sınıfta o zaman? Belli ki çakmış. Bir kere Baran zeki bir çocuktur. Ya ne demezsin. Baran, nereye gidiyorsun? Eğer ona kızıyorsan başarılı olarak cevap ver. Ders asarak değil. Fırat abi sık sık gelir miydi buraya? Yani Narin hep konaktan mıydı? Nereden çıktı kız? Bir şeyden değil ya. Anamı konuşurken duydum da. Narin İstanbul'da tedavi olmuş, öyle mi? Tedavi falan bilmiyorum ben. Gitmez mi yani İstanbul'a? Narin hamile olduktan sonra pek kalmadı burada. Kendin Allah'ım da onu İstanbul'a götürdü. Sen onu duymuşsundur. Gitmiş işte İstanbul'a. Niye gitti diyor? Ne olacak? Murat istediği için. İyi bir hastane doğum yapsın diye. Bak sen. Yoksa Kendal amına mı kaldı orada? Saçma sapan konuşma yine. Bırakıp döndü o. Narin tek mi kaldı? Murat abi Ebru yengeyle evli orada. Tek başına olur mu canım? Bir kadın katılır yanına. İşini gücünü görsün diye. Kim ki o? Rıza'nın anası Berfin.
Doğuma kadar o kaldı yanında. Sonra Kendal ağam gitti, Narin de bebeği de aldı geldi. Allah Allah, Rıza'nın anası. Ne kurcalıyorsun gene? Ne kurcalayacağım ya? Merak ettim sadece. Kadının o kadar iyiliği olmuş, hiç adı geçmiyor. Konağa gelip gitmiyor da. Köylü kadın. Tarlası, çapası, işi gücü. Ne iş var onun burada? Hangi köyde? Fesubanallah. Sana ne? Aman ya, belki bizimkiler tanıyordur diye sordum öyle. Taş köylü kadın. Sizinkiler nereden tanısın? Aman neyse canım, bana ne zaten ya? Ben bunların vefasızlıklarına şey ettim. Emine abla, ben bir anamı göreyim ya. Kaç aydır burnumda tutuyor artık. Bana ne soruyorsun? Anana sorsana. Nasıl soracağım şimdi? Gözüme gözükme dedi. Fark etmez zaten gittiğimi. Sorarsa da iki saate gelecekmiş dersin. İyi madem. Ama çabuk gel. Bugün sizinle farklı bir şey yapacağız. Münazara yarışması. Yapmadık değil mi daha önce? Hayır. Sen neydi adın? Ada. Ada, tahtaya gel. Şimdi karşına bir rakip seç. Baran olsun. Baran, tahtaya gel. Hadi oğlum. Münazaramızın konusu şu. Toplum mu bireyi etkiler, yoksa birey mi toplumu etkiler? Hadi. Bakalım hanginiz hangisini savunacak? Ne çıktı ada? Birey mi toplumu etkiler? Tamam, başla. Unutma, zamanı iyi değerlendirmelisin. Toplumu oluşturan tek tek bireyler olduğuna göre elbette ki birey toplumu etkiler. Ama bu modern toplumlarda, Batı ülkelerinde böyledir. Oradaki her insan kendisini ilgilendiren kararları özgürce kendi iradesiyle verebilir. Özel hayatlarını dilediği gibi yaşayabilirler. Ama baskı altında kalmış, geri kalmış toplumlarda bu böyle değildir. Bireyler hiçe sayılır. Şiddet ve kaos içinde yaşanır. Ya mesela doğudaki kız kaçırma, kadınların kendi özel hayat tercihleri, töre adı altında toplum tarafından cezalandırılmaktadır. İşte bu ilkel bir şeydir. Unutmayalım ki Galileo dünya dönüyor dediğinde o toplum dediğimiz şey Galileo'yu mahkum etmişti. İşte ben bu yüzden birey diyorum. Çok güzel bir savunmaydı Ada. Teşekkür ederiz. Evet Baran, seni dinleyelim. Narin kız makam verdi diye Baran'a çıkışmasaydı hiç söylemeyecektim bile. Oldu bir kere, sıkma canını. Kadriye Hanım'ı da çok zor durumda bıraktım. Hele bana anlattıklarını dinlerken içim acıdı. Anlamıyorum. O zaman ben de hamileydim. Murat da Narin hamile kalsın diye uğraşmış. Beni anlıyor musun? Ne diyeceğimi bilemiyorum Ebru. Nasıl bu kadar alçak olabildi anlamıyorum. İkimizin de hayatını mahvetti. Bence toplum birey içindir. Ezberlediğimiz bir şey var. Toplumu oluşturan en küçük birim ailedir. Evet, ailedir. Düşünüyorum da ailem bana yanlışı doğruyu öğretmeseydi, ben kendi kafama göre hareket etseydim, sayılamayacak kadar çok hata yapardım. Ailelerin de değerleri, tarihi, gelenekleri, aile bireylerinden beklentileri vardır. İnsan sosyal bir varlıktır diyoruz ya hep. Evet öyle. İnsan ancak paylaşarak mutlu olur. Türkiye'de çok şükür aileye çok önem veriliyor. Çok şanslıyız bence. Babaannem bana bir gün dedi ki, aile kale gibidir oğlum. Birbirine düşerse o kale çöker.
sonra sığınacak ocak bulamazsın. Bence çok haklı. Her ne olursa olsun benim için o kalede olmak beni her zaman güçlü ve mutlu yaptı. Ben bunu bilir bunu söylerim. Siz de bunları unutmayın. Harika bir konuşmaydı Baran. Gördüğün gibi arkadaşların da seninle aynı fikirde. Teşekkür ederiz. Narin'den nefret mi ediyorsun? Neden nefret edeyim ki? Burada bir suçlu varsa ikimiz de değiliz. Ama Narin nedense her şeyden beni sorumlu tutuyor. Sen onun kusuruna bakma. Murat'a hiç toz kondurmadı o. Bu da onun kendini koruma içgüdüsü. Aslında başka koşullarda tanışsanız çok severdin Narin'i. Yumuşacık bir kızdır. Çok iyidir. Mutlaka öyledir. Sonuçta senin kardeşin. Neyse, ben zaten Narin'den özür dileyeceğim. Niyetim onu kırmak değildi. Mehmet Bey, size soruyorum. Siz benimle alakalı özel bilgileri başkalarıyla nasıl paylaşırsınız? Bunu gizlediğinizi nereden bilebilirdim? Nihayetinde gayet doğal bir durum. Ebru Hanım da aileden biri olduğu için. O aileden değil. Nasıl yani? Sizin gibi o da Kadriye Hanım'ın gelini değil mi? Siz görürsünüz. Sizi şikayet edeceğim. Narin Hanım, lütfen büyütmeyin. Ebru Hanım kızıyla ilgili endişeliydi. Ben ona umut vermek için söyledim. Ne umudu Allah aşkına? Apandis ameliyatıyla bunun ne alakası var? Kusura bakmayın. Beni ameliyattan bekliyorlar. Çıkmam lazım. İyi günler. Doktor Mehmet Bey'in hastalarına kim bakıyordu? Ben ilgileniyorum. Bir şey mi oldu? Ben Adaşan Verdi'nin yengesiyim de birkaç gün önce ameliyat olmuştu. Sormak istedim tekrar acaba kontrole ne zaman gelsin? Ne ameliyatı? Tamam buldum. Düşük yapmış. Daha yeni gelmiş kontrole. Her şey normal. Daha gelmesine gerek yok. Fırat, artık şu Karagül işine girişsem diyorum. Yoksa ben de konakta oturup dedikoducu bir kadın olacağım. Kredi alsam mı diye düşünüyorum. Arsayı teminat olarak gösterebilir miyim? Bu işlerden de hiç anlamıyorum ki. Gel sana bir şey göstereceğim. Gel. Ayşe biliyorsun sınavlar çok yaklaştı. İstanbul'dan geldiğimizden beri okula gidemiyoruz. Ders notlarını bana verirsen çok sevinirim. Tabii veririm. Ama evde hepsi. Yarın getiririm, olur mu? Çok sağ ol. Rica ederim. Hadi hoşça kal. Görüşürüz. Ne haber? Beni mi bekliyordun? Allah muhabbetimizi arttırsın. Tebrikler. Ne bu şimdi? Herkesi çok şaşırttın. Sınıfta herkes seni konuşuyor. Niye ki? Bir de soruyor musun? Şok olduk hepimiz. Geveze değiliz ama konuşmayı biliyoruz. Baran. Sen istesen her şeyi yapabilirsin biliyorsun değil mi? Ya boş ver onu da. Ulaşalım biraz. Şimdi mi? Olmaz. Ablamı biliyorsun. Ya izin alsan. Ya izin vermez ki. Şimdi ne yapacaksın falan diye sorar. Sen de bana feodal diyorsun da daha kendi isteklerini yerine getiremiyorsun. Damarıma basma istersen. Sen de izin al o zaman. Ağam çayınız. Ha, getir getir. Şuraya bırak. Bugün çok gerginim ha. Bu Meret de hiçbir işe yaramıyor.
Kim arıyor? Kız kardeşim. Niye açmayayım peki? Açayım. Alo. Abla, koca kütüphaneyi düzenlemem için görev verdi de bana. Biraz geç kalacağım. Haberin olsun diye aradım. Senden başka öğrenci yok muymuş ki? Ya abla, ben onu hocaya nasıl söyleyeyim şimdi? Ne bileyim? Zaten 2 saatten fazla sürmez. İyi tamam. 2 saat sonra evde ol ha. İyi, Hayda sen de eve git. İzinlisin bugün. Anlamadım ha. Ya anlamayacak bir şey yok. Sen çık, ben de 5 dakika sonra çıkarım. Yoldan alırım seni ben. Ağam. Ya haydi yürüsene. Kardeşin 2 saat sonra gelmeyeyim mi okuldan? Geleyim. Ne olunca? Haydi haydi. Eve getirdin. Evet. Niye getirdin anlamadım ki. Sabret biraz gel. Bu ağaçları görüyor musun? Evet. Çok güzeller. Fıstık ağacı değil mi bunlar? Evet fıstık. Daha yeni oluyorlar. Hala niye buraya geldiğimizi söylemedin. Bu tarla ve ağaçlar senin Ebru. İyi de ne yapabilirim ki bunlarla? Şaka mı yapıyorsun? Ağustos ayında toplama zamanı toplayıp hepsini satabilirsin. Yani şimdi benim fıstık bahçem mi var? Evet, fıstık bahçem var. Sattıktan sonra o parayla istediğin şeyi yapabilirsin. İstersen kara gül yetiştir, istersen fıstığa devam et. Buraya geldiğimden beri kendimi hiç bu kadar güçlü hissetmemiştim. Toprak bu, vefalıdır. Yalnız bırakmaz insanı. Ben de bırakmam. Ah, yattım ama hiç kâr etmedi. Başım çatlayayım. Ana, börek vereyim mi sana? Sıcak sıcak ye. Ay yok istemem. Özlem nerede? Anasına gitti. Gitsin de gelmesin inşallah. Tövbe tövbe. Çok kızdırdı beni çok. Ne yapacaksın ana? Onun da huyu öyle. Huyu batsın. Durduk yerde olay çıktı onun yüzünden. Ana, iyi ki Kendal ağamı aramış. Kendal ağam gelmeseydi Melek'in kaçma planını nasıl anlayacaktık? Belki de Melek şimdi... Sus, ağzından yer alsın evine. Ha ben öyleyim daha iyi. Allah göstermesin ana. Özlem, Kendal ağanın karısı. Ha, Rıza değildi. Sen şu Emine'nin üzerine gelensin değil. Ha, o. Rıza bir kusur etmedi inşallah. Yok yok, ben seninle sohbet etmeye geldim. Ha, iyi etmişsin. Gel gel, buyur. Biliyor musun, ben böyle olabileceğimizi hiç düşünmemiştim. Nasıl? Yani böyle işte, arkadaş. Hani ben sana
bizim paylaşabileceğimiz hiçbir şey yok demiştim ya. Evet, çok fena çakmıştın. Özür dilerim. Ben çok ön yargılı davrandım. Sen aslında hiç dışarıdan göründüğün gibi değilsin. Yani beni hep şaşırtıyorsun. Nasıl bileyim ki? Mesela hiç kitap okumayıp çok okuyormuş gibi davranıyorsun. Sen de cin gibisin, hemen anlıyorsun. Anlarım tabii. Üçkağıtçı seni. Ya üçkağıtçı değil de ben seni kaybetmemek için yaptım. Ne dedin? Ya hem yalan değil ki, ben gayet kitap okuyorum artık. Ben şeker portakalın yarısını bitirdim, haberin yok. Hadi canım. Bu senin için işkence gibi bir şey. Niye yapıyorsun ki bunu? Niye yapıyorum biliyor musun? Seni. Yapma ağam. Ne oluyor? Ne demek şimdi bu? Sende hiç vicdan yok mu? Hiç ağalığına yakışıyor mu bu? Ne yerine koyuyorsun beni Allah aşkına? Ben mi çağırdım seni? Kendin geri döndün. Sen kabul ettin. Oyun mu oynayayım benimle ya? Kusura bakma ağam. Biraz sinirlerim bozuk benim. Ben senin sinirlerini yatıştırırım şimdi. Daha çok kitap okumam gerekecek mi? Hayır, gerekmeyecek. Hayırdır Özlem gelin? Kendal ağamın bir isteği mi var? Yok yok. Ara sıra lafın geçiyor da. Ben de ne zamandan beri Berfin Hanım kim diye merak ediyordum. Gidip bir tanışayım, bir ihtiyacı var mı bakayım dedim. Allah razı olsun. Niye geçiyor ki benim adım? Narina İstanbul'da çok yardımın dokunmuş. Gurbet ellerde yalnız bırakmamış onu. Elimizden geleni yaptık işte. Ben de gebeyim. Gidip bir sohbet edeyim, bilgilerinden faydalanayım dedim. Estağfurullah canım. Siz gençler her şeyin en iyisini bizden daha iyi bilirsiniz. Olur mu canım? Sizin tecrübeleriniz gibi olur mu? Anlat Narin'e ne yaptınız? Alo? Abi sen neredesin? Müsait değilim şimdi. Fabrikada mısın? Yanına gelmem lazım. Konuşmalıyız. Akşama konuşuruz teyzem kızı. Ebru hakkında. İşim var şu anda. Ya bıktım karı dedikodusundan. Bir rahat bırakın da çalışayım ya. Abi o kadının kızı ada... Akşama görüşürük. Haydi. Dur bir dakika.
Yani sen İstanbul'a gittiğinde Nari'nin kucağında bebesi mi vardı? Hamile değil miydi yani? He, zaten sütü gelmeye diye gönderdiler dedi ya beni. Rıza'mın güttüğünü bir aylıkken toprağa verdiydik. Vah vah, başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Hiç unutmam, ilk defa o zaman uçağa bindim, bir korktum, bir korktum. Okuya üfleye bir hal olduydum. Kendala mı karşıladı sen orada? He, hemen aldı eve götürdü. Narin perişan, bebe aç. Doyurdum da kendine geldi çocuğu. Sonra ne oldu? Niye soruyorsun ki sen bana bunları? Niye soracağım canım? Böyle sohbet ediyoruz ya işte. Anlat, ne oldu? Dört ay emzirdim Baran'a. Bebek toparlayıp kendine gelince de Kendalağım geldi, beni geri gönderdi. Peki Murat abi neredeydi? Gelip gider miydi hiç? Murat evliydi, resmi nikahlı. Artık bilirsin diye söyleyeyim. Onu biliyoruz canım. Bizim konakta gizli saklı yok artık. O kendi evinde kalıydı. Arada bir gelir, ihtiyacımızı görür, hemen geri giderdi. Hiç bebekle ilgilenmez miydi? Aman canım, neyse ne. Rahmetlinin arkasından konuşturuyorsun beni sen de. Aşk olsun. Ben seni o kadar sahip şuraya kadar geliyorum. Sen şu yaptığına bak. Allah için söylesene. O kadar süt annesi olmuşum Baran'ın. Onun haberi var mı? Bir bayramda elini melini öpüyor mu? Ben bunların peşindeyim. Yok, demediler ki çocuğa. Zaten babası da dokunmaya çekiniydi. Ya Kendalağım? O her gün arıydı. Nari'yle uzun uzun konuşuyordular. Hafta sonları da geliydi. Kendalağım'la Murat'ın arası açıktı zar. Hep kavga ediydiler birbirleriyle. Niye ki? Bilmem ama bağırıp çağırırlardı birbirlerini. Narin pek ağlardı. Ben çok üzülürdüm onun o halına. Allah Allah. Kızım, neredesin? Konağa da gitmemişsin. Sen beni düşünme abi. Sen o kadınla ilgilen. Ben başımın çaresine bakarım. Ayıp ediyorsun Narin. Narin. Şu ne? Sadık kadayıf, baklava, havuç dilimi, hurma kadayıf, düz sadık kadayıf. Teşekkür ederim. Hepsi o kadar güzel ki. Ne oldu? Canın mı sıkın senin? Yok. Seçebildin mi yiyeceğin tatlıyı? Vallahi utanmasam hepsini yiyeceğim. Bize iki karışık tabak. Bir şeye ihtiyacın olursa Rıza'yla doğrudan bana haber gönder, ama ben ilgilenirim. Sağ olasın ama kızım, Kendalağım hiçbir ihtiyacımızı eksik etmedi bugüne kadar. Rıza'mı da yanına aldı. Daha ne olsun? Tabii daha ne olsun. Bir. İki. Üç. Aferin benim oğluma. Hadi kuzum, bir de öbür elini ver bakayım. Gel bakayım. Bir. İki. Üç. Hoş geldin Nari. Hoş bulduk. Anam nerede? Baş ağrı odasına çıktı. Nerede kaldın onca saat? Abin de aradı. Biliyorum, konuştuk biz. Neyin var kızım? Benim anamla konuşmam lazım. Bu gidiş hayırlı değil ama. Hadi yorulmak yok kuzum. Al bakayım bunu. Bir, iki. O kadar heyecanlıyım ki. Bir gün gelip kendi işimi yapacağım hiç aklıma gelmemişti. Başaracağına eminim. Sağ ol. Senin burcun ne? Ya hiç ilgilenmedim öyle şeylerle. Peki doğum tarihin ne? 10 Kasım. Unutulacak bir gün değil. Evet. Ben ilk bebeğimi bir gün sonra kaybetmiştim. Öyle mi? 11 Kasım mı? Hı.
Madem tatlıları sen ısmarlıyorsun, ben de kahve ısmarlarım. Hı? Alacağım olsun. Seni eski Alfeti'ye bırakıp Urfa'ya gideceğim. Sıra gecesine davetliyim de bugün. Ya evet. Burada sıra geceleri çok meşhurmuş değil mi? Oo, çok. Hele rahmetli Kazancı Bedi öyle güzel okurdu ki. Narin kızım ne oldu? Hala soruyor musun ana? Ha Ebru değilsen ben onunla konuştum. Artık bu konuyu kurcalamayacaksan merak etme. O konu kapandı. O kapattıysa ben kapatmadım. Doktoru gördüm bugün. Ne doktoru? Ana sen hiç mi utanıp sıkılmadın onlardan yana çıkarken? O kadının kızı kürtaj olmuş. Ben öğrendim her şeyi. Mehmet Bey mi dedi? Ne fark eder? Sen bize yalan söyledin onları korumak için. Merhaba Emine teyze. Hoş geldiniz kızlar. Rüzgar. Annem yukarıda mı? Dışarıya çıktı, daha gelmedi. E diğerleri nerede? Konak çok sessiz. Sorma. Kendi Allah'ın meleği hapsetti gene. Neden? Telefonla konuşurken yakaladı. E ne var bunda yani? Burada böyle kızım. Ne demek burada böyle ya? Özgürlüğü kısıtlamak bir suçtur. Aman aman Allah aşkına siz karışmayın. Tamam hadi, hadi biz odaya çıkalım. Nasıl dayanacağız burada yaşamaya ya? Kabuslar evi resmen. Rüzgar'cığım hadi gel üstünü değiştirelim. Sonra oynarsın Asım abinle. Ay. Ana bu Ebru sevdası nereden çıkıyor? Ben anlamıyorum ki. Sen benim teyzemsin ya. Teyzem. Sen istemedin mi beni Murat'a? Sen değil miydin benim aklımı çelen? Ben daha o zaman 15 yaşındaydım. Narin kızım bir otur, bir sakin ol. Nasıl sakin olayım? O kadın ve kızları hala buradaysa senin yüzünden. Bu mevzular açılıp kurcalanmaya başladıysa o da senin yüzünden. Ne etseydim ha? Bıraksaydım da Kendall adayı öldürse miydi ha? Ne etseydim? Ana, aynı vicdan oğlumla benim için niye merhamet etmiyor? Onların tarafından çıkacağım diye hırsızlıklarını bile örtbas ettin. O bilezikler senin bileziklerin, biliyorum. Narin. Yalan mı? Yalansa yalan de ana. Benim bileziklerim benim bileğime göreydi. Kendininkilerden çıkardın verdin, anlamadın mı sandın? Evet, yaptım. Huzurumuz olsun diye yaptım. Genç onlar, yapmışlar bir hata. Bırak Allah aşkına. Benim oğlumu elimden alacaklar diyorum, beni duyan yok. Ya olur mu öyle şey güzel kızım? Sen beni dinlemeyin ki. Neyini dinleyeceğim ki? Ama bak göreceksin. Bugün yarın o insanları ben kendi elimle göndereceğim buradan. Diye kasım kasım kasılıyordun. Bakalım gerçekler ortaya çıkınca ne yapacaksın Narin Hanım? Eve mi gidiyoruz ha? Eve gidik. Sen neredeydin ha? Çok yorgun görünüyorsun. Sana ne lan? Abi ben seni düşündüğüm için yani hasta falan olmadı. Sen önüne bak. Ha Kirmem söyle. Sağ olasın, çok şükür. Hayırdır? Giderik tabii canım, davete icabet etmek gerek. Sen geleyim mi? Belli değil. İyi, eyvallah. Haydi. Nereye gidiyoruz abi? Sen bir yere gitmeyin, ben Urfa'ya gideyim. Keşke eve gitmek zorunda olmasam. Geleyim seninle eve kadar. Yok. Ablamı biliyorsun. İyi pek. Vedalaşalım o zaman.
Ya bakma öyle, utanıyorum. Kız arkadaşım değil misin? Bakarım. Tamam canım, bir şey demedik. Benden başka kimse sana öyle bakmasın ama. Hep başın önde yürü, tamam mı? Olur. Bir de peçe takayım. Olur, bana uyu. Baran ya, çok fenasın. Neyse, ben artık gideyim. Görüşürüz Ayşe. Efendim amca. Alo aslanım, neredesin? Marifetliyim amca, konağa gidiyorum. Urfa'ya sıra gecesine gidek mi? Balıklı Göl'e de uğrarız. Olur, bana uyar da bir üstümü değiştireyim amca. Bırak şimdi üst baş değiştirmeyi. Meydanda bekle, gelip alayım seni, haydi. İyi, tamam. Çek sağ ol. Ne oldu ki ağam? Arabayı ben alayım. Sen de konağa gidip nöbet bekleyeceksin kapıda. Neden ağam? Nedense neden? O kapıdan benim haberim olmadan kimse çıkmayacak. Yoksa hesabını senden sorarım ha. Haydi. Peki hanım. Yazık kıza ya. Ne oldu acaba? Sevgilisi falan mı geldi yine? Bilmiyorum ama ben bir gidip konuşacağım. Karışma Ada. Ya konuşacağım sadece, bir şey yapmayacağım. Ada. Rüzgar'cığım, nasıl gidiyor okul, hiç anlatmıyorsun. Gel bakalım buraya. Merak ediyorum dedim. Merak ediyorum, merak ediyorum, merak ediyorum, merak ediyorum, merak ediyorum. Melek. Efendim? Ne oldu yine? Niye tıktılar seni buraya? Seni görmesinler burada. Ya sen beni düşünme şimdi. Ne yapabilirim senin için, onu söyle bana. Bana telefonunu verir misin? Recep'i arayıp haber vereyim. Bir delilik etmesinden korkuyorum. Telefonumuz yok ki artık bizim. Ya bir annemin var ama o da yanındadır. Of ya, Recep'e ulaşmam lazım. Yoksa çok kötü şeyler olacak. Dur bir dakika. Babamın telefonu vardı. Buradaysa getireyim hemen. Gerçekten yapar mısın bunu? Tabii ki yaparım. Ada. Benim buradan kaçmam lazım. Yoksa abim beni başkasına verecek. Nasıl yani? Merhaba Emine. Hoş geldin gelin. Herkes nerede? Kendi Allah'ım Baran'la sıra gecesine gidecekmiş. Anam yukarıda, Narin'de odasında. Ne haber anne? İyi. Geldiniz mi siz? Geldik. Benim bir Narin'le konuşmam lazım. Hiç gitme yanıma. Anamı atıştılar. Allah al moru mor geldi aşağı. Benim yüzümden mi? Gelin, ben sana bir çay dökeyim mi? Onunla konuşacak gün değil bugün. Yok, benim konuşmam lazım. Bulabildin mi telefonu? Buldum, buldum. Al sen konuş, ben bekliyorum burada. Bu arada, Kenan'la Baran bu gece Urfa'ya sıra gecesine gideceklermiş. Haberin olsun da. Öyle mi? Alo Recep. Gülüm, sen nasıl arayabildin beni? Ada sağ olsun, telefon getirdi. Melek, sahiden kaçacak mısın benimle? Kaçacağım.
Abim bu gece Urfa'ya gidiyormuş. Bu bizim için tek fırsat. Tamam. Ben seni çeşmenin orada bekleyeceğim. Saat 9'dan sonra orada olurum. Sen nasıl çıkacaksın peki? Şu an bilmiyorum Recep. Bilmiyorum. Ben sen gelene kadar orada bekleyeceğim. Tamam. Hadi kapatıyorum ben şimdi. Seni çok seviyorum Melek. Ben de seni. Ben de seni çok seviyorum. Al halacığım, sağ ol. Beni buradan çıkar ne olursun. Ben nasıl çıkarabilirim ki? Yedek anahtarları alabilir misin? Anamın odasında ama. Tamam, alırım. Ama akşam olmasını bekleyelim. Sen ne edeyim burada? Su getirmiştim. Teşekkür ederim. Emine getirir. Sen zahmet etmeseydin. Yürü. Anacığım. Ben senin anan değilim artık. Girebilirsin dedim mi ben sana? Ne oldu senin kibarlığına? Narin biraz konuşmamız gerek. Sen delirtecek misin beni? Bak, ben senden özür dilemeye geldim. Bugün Kadriye Hanım'la konuştum. Sadece ben üzülmeyeyim diye geçiştirmek için senin Almanya'ya gittiğini söylemiş. Neden benden bu kadar nefret ediyorsun? Belki biraz daha medeni olmayı deneyebiliriz ha? Seninle hiçbir şey denemeye niyetim yok benim. Zaten yakında buralardan çekip gideceksiniz. Hiç heveslenme. Burada kalacağım ve işe başlayacağım. Göreceğiz bakalım. El mi yaman, bey mi yaman? Şimdi çık odamdan. Çık odamdan. Bakayım da güller açayım bugün senin yüzünden. Yok amca. Manita mı yaptın lan yoksa? Ne manitası amca? Hadi hadi beni mi kandırayım? Elime doğdun benim elime. Ah ah. Şu Allah'ın hikmetine bak. Ne güzel yaratmış. Hem atalım mı balıkları? Atalım. Haydi al. Ne kadar? 1 lira. Bakalım. Haydi. Sıra gecesine gidelim.
Selam. Oo, Kenan Ağa hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın oğlum? Sağ ol Kurban, sen nasılsın? Allah razı olsun, teşekkür ederim. Başın sağ olsun. Gelemedik. Sağ ol Kurban oğlum. Dünya ailesi, kardeşim benim. Dayanır güzel. Tüm barışlar bunun içinde. Gençler, sağ olsun. Sen de mi davet ettin? Bazı siparişler vardı, onları getirdim. Seni burada göreceğimi hiç sanmazdım. Ne işin var burada? Amcamla geldik. Buyurun, geç kardeş. Paran, oğlum. Geçen gün hastanede sana bulduğum için çok üzgünüm. Ben de dayı. Bak, ne için bulduğumu biliyorsun değil mi? Bak, koskoca adam senden özür diliyor. Ya tamam dayı, ben de özür dilerim. Ben de kendimi kaybettim. Hastaneye gittim. Ne işin var burada senin? Amca tamam, mal getirmiş. O gariye yaranacağım diye hastane odalarında kalmışsın. Duymadık sanma. Terbiyesizlik yapma lan. Bana bak Fırat! Fırat can. Yapmayın ağalar, ayıptır. Gel. Tamam, tamam. Gel. Tamam. Geç. Merhaba. Buyur, bak, buyur. Buyur. Merhaba. Merhaba. İstanbul'dan gelen misafirlerimize sıra gecemizin ehemmiyetini anlatalım önce. Bu mecliste arifler söze, çıraklar dize, şiirler saza gelir. Çocuklar cemaatle birlikte oturup kalkmayı, adab-ı muaşerat kurallarını, edep ve disiplini öğrenirler. Değil mi Kendal Ağa? Başım üstüne. Buyurun arkadaşlar. Bu meclise giren dünya kaygısını, hırsını, öfkesini dışarıda soyunur da gelir. Gönülden gönle ilmek atarız her mızrap vuruşunda. E hadi başlayalım. Ana, karnıyarı kalsan hiçbir şey yemedi. Canım istemiyor. Tansiyonunuzu ölçelim mi Kadriye Hanım? Yok kızım, tansiyondan değil. Benim canım hele sıkılıyor. Onu odadan çıkartmalısınız. Bu insanlık dışı bir şey. Evet, yazık değil mi ona? Ah kızım, ben size derdimi nasıl anlatayım? Kızlar, siz karışmayın. Hele sen, hiç karışma. Niye hele ben hiç karışmıyormuşum? Öyle işte. Sen hemen parlayın ya, ondan öyle değil. Sen içli köfte aldın mı? Emre yengen çok güzel yapar. Yat kalk da anın kızı olduğuna dua et. Anan narin olsaydı mama çevirirdi seni. Değil mi narin? Niye öyle baktınız ya? Ortamı yumuşatayım diye dedim ben. Ne var? Aynı kocayı paylaşmışsınız. Çocukların babası bir değil mi? Özlem sen gel ne saçmalıyım? Önemli değil Kadriye Hanım. Belki de doğru söylüyordur Özlem. İkimiz de bazı şeyleri kabullenirsek belki hepimiz için daha iyi olur. Ama ben de öyle demek istedim zaten. Baktım bu oyunlarınızdan. Ne oyunu be? Oyunun Oscar'ını alırsın sen. Sen ne diyorsun Özlem? Oscar, Oscar. Sen kötü bir şey mi diyorsun? Babaannemle yatabilir miyim anne? Yatabilirsin oğlum. Uy kuzum. Hadi biz yatalım. Ben zaten çok yorgunum. Hadi Allah rahatlık versin hepimiz. İyi geceler. Amin.
Melek abla için bir şey yapmayacak mıyız anne? Ne yapabiliriz kızım? Ada jandarmayı arayalım diyor. Evet anne. 18 yaşından büyük değil mi? İstediğini yapabilir. İnanın bu duruma ben de çok üzülüyorum. Ama bence hiç karışmasak daha iyi olur. Sabah zaten yine Kendall'la birbirimize girdik. Neden? Kendall telefonu Melek'e kim verdi diye ortalığı birbirine katınca Özlem de korkup benim üstüme atmış galiba. Pis iftiracı. Kendall da sana hırladı tabii. Aynen öyle oldu. Psikopat ya. Neyse, benim size güzel haberlerim var. İş mi buldun yoksa? Yani onun gibi bir şey. Kendi işimi kuracağım. Nasıl yani? Neymiş o? Bizim tarladaki fıstıkları satacağım. Sonra da Karagül işine gireceğim. Çok güzelmiş. Biz de yardım ederiz sana. Edersiniz tabii. Saçmalama Maya ya. Nasıl yardım edebiliriz ki? Anne sen kim, tarlada çalışmak kim? Boşuna heveslenme bence. Hiç öyle deme. Herkes nasıl öğrendiyse ben de öğreneceğim. Göreceksiniz annenizi. Şimdiden tebrik ederim anneciğim seni. Teşekkür ederim. İyi geceler. İyi geceler anne. İyi geceler. Ada. Sen kal biraz konuşalım. Ne oldu? Ben senden uyumaya çok alıştım. Ha, ne edeceğiz? Hayırdır kızım? Ana kusura bakma. Asım'ı tutamadım. Babaannemle yatacağım diyor da başka bir şey demiyor. Oy kuzum, Asım. Gel yanıma, gel oğlum. Ana, nasıl yapacağız bilmem ki. Ya koskoca yatak sığışırız. Hoppa. Gel sen de. Gel Asım abinin yanına. Rüzgar'la babaanne mi? Rüzgar. Babaannem. Kurban olurum ben sana. Asım, sığdı mı oğlum? Sığdım. Ana, azıcık burada kalsın. Ben sonra gelir alırım. İyileşmeni bekledim. Hem ben de biraz toparlarım diye düşündüm. Sıcağı sıcağına öyle konuşup seni üzmek istemedim. O konuda artık konuşmasak anne. Konuşacağız. Otur şöyle. Ben size hep ne dedim? Üzüleceğimi bilseniz bile asla bana yalan söylemeyeceksiniz demedim mi? Dedim. Tabii ki erkek arkadaşın olacak. Tabii ki sevip sevileceksin. Ama her şeyin bir zamanı var. Tamam anne, haklısın. Oldu mu? Hayır, olmadı. Dinleyeceksin beni Ada. Ya başına bir şey gelseydi? Ya seni de kaybetseydim? Ne yapardım ben? Anne. Bu kadar erken büyümek için acelen neydi? Bak, hepimiz çok ağır bir bedel ödedik. En çok da sen. Hayat akıp gidiyor Ada. Hiçbir şeyi geri çeviremiyorsun. Öyle bir hayat yaşa ki keşkelerin çok olmasın. Tamam anne, anladım. Umarım. Ada, bu senin hayatın. Ama sen benim kızımsın. Başına gelecek ufacık bir şey inan senden çok beni üzer. Belki bir gün anne olursan beni anlarsın. Anneciğim, çok özür dilerim. Ya inan ne kadar üzgün olduğumu anlatamam. Tamam kızım. Sana aynı şeyleri hatırlatıp durmayacağım. Ama bundan sonra senden daha fazla şey bekliyorum. Daha uyumlu, daha başarılı olmanı istiyorum. Denerim. Ne olursa olsun benim kızımsın. Ben seni hatalarınla da seviyorum.
Ama bundan sonra gözüm üzerinde olacak, tamam mı? Gidebilir miyim artık? Gidebilirsin. Çok seviyorum anneciğim. Ben de seni çok seviyorum. Hadi gidelim. Hala mutlaka konuşmamız gerek. Mavi yazma tez solar anam, yüreğimi dağlama. Hayvanlar olan da gel anam, bahçe bağ olan da gel. Hayvanlar olan da gel anam, bahçe bağ olan da gel. Hasta düştün gelmedin anam. Keşke şu anı dondurabilsek de hep kollarımda kalsın. Keşke. Burayı öyle çok seviyorum ki. Dünyada yalnız ikimiz gibiyiz. Hasta düştüm gelmedin anam. Bari can veren de gel. Hasta düştün, gelmedin anam, bari can ve sen de gel. Daha iyi gidelim. Bize müsaade hacı. Haydi hayırlı akşamlar. Yardım etmemiz lazım. Ne? Delirdin mi sen? Ya eğer yardım etmezse Kendall onu sevmediği biriyle evlendirecek. Ömür boyu mutsuz olacak kız. En azından yaşayacak adam. Eğer kaçarsa Kendall onu öldürür. Ya sen hiç gazete falan da mı okumuyorsun? Sen bununla yaşamak mı diyorsun ya? Koskoca kız bir odaya tıkılmış. Ya Maya, bir şeyler yapmamız lazım.
Olmaz da annemi duymadın mı? O da karışmamızı istemiyor. Yat uyu lütfen. Ya uyuyamıyorum ki. Hali gözümün önünden gitmiyor. Sen ne zamandan beri bu kadar merhametli oldun? Yardım edecek misin? Hayır. İyi sen bilirsin. Of hala ya, of. Nereye? Sana ne? Sen ne dolaşıyorsun böyle evin içinde hırsız gibi? Rüzgar'a ilacını vereceğim. İyi. İyi geceler Narin bacım. İyi geceler Rıza. Su alayım demiştim de. Al buyur oradan ne istersen. Malum nöbetteyim. Zor tabii. Bekle bekle tek başına. Haklısın. Herkesin işi zor. Çekmecede. Tamam. Dikkatli ol. Merak etme. Var kızım sen burada? Şey, Rüzgar'a ilacını vermeye geldim. Unutmuşuz da. Ben de Asım'ı alacaktım. Sarılmış uyuyorlar Emine teyze. Hiç dokunma. Öyle mi? Ay ben kurban olurum onlara. Hadi gel biz yatalım. Aldım ama çıkartamadım kızı. Emine teyze geldi. İyi işte yat uyu sen de. Biraz zaman geçsin yine gideceğim. Ama o Rıza'yı ne yapacağız onu bilmiyorum. Rıza mı? Hı, Rıza. O kendal pisliği Rıza'ya dikmiş konağın önüne. Nasıl yani? Bayağı nöbet tutuyor orada. Allah Allah ya. Narin de avluda oturuyor. Nasıl olacak Maya ya? Ada vazgeç bu işten. Ya Kendall da gelir zaten birazdan. Ya bu gece belki de son şansı. Ya, lütfen yardım et Maya. Biz suç işlemiyoruz ki, yardım ediyoruz sadece. Eğer yakalanırsak Kendall bizi öldürür. Hiçbir şey yapamaz. Fırat'la ne konuştunuz bu akşam? Hiç öyle havadan sudan. Baran, yalan dediğin bir yıl koşar. Doğru dediğin onu bir anda geçer derler. Sen bana niye söyledin ki bunu amca? Baran, oğlum. Seni ben büyüttüm. Babandan çok emeğin var üstünde. Yalan mı? Doğru. Bak oğlum. Bir gün gelecek, benim neyim varsa hepsi senin olacak. Öyle değil mi? Öyle. Senden tek istediğim, bana yalan söylememen. Benden bir şey gizlememen.
Anlaştık mı? Bak amca, eğer anamla konuştuysan... Kimin ne düşündüğü beni hiç ilgilendirmiyor. Sen beni anladın öyle değil mi? Anladım. Ha şöyle. Anlaştık değil mi? Haydi. Ne oluyor? Ne gezinip duruyorsunuz siz gecenin bu saatinde? Kontrol memuru musun sen? Bana bak. Uykumuz kaçtı, televizyon seyredeceğiz işte. Sizin suyunuz ısındı ama. Anamın yüzü hiç gülmüyor artık. Ne olacak böyle amcaya? Yok mu şunlar göndermenin bir alçaresi? Durumu sen de bileyim Baran. Eski konağı bile elden çıkarttım ama hacizin geleceği tuttu işte. Sen ananla ilgilen. Onunla konuş, onu dışarıya çıkart. Yoksa bunalıma girecek ha. Maya. Narin odasına gitmiş herhalde. Avlu boş. Bak şimdi benim bir planım var. Rıza faktörünü de düşünüyorsun herhalde. Ben şimdi yukarı çıkıp Bele'yi alacağım. Sen de aşağı in. Ya bir şekilde buradan kaçırmamız lazım kız, tamam mı? Girdi de bir süt alayım dedi. Sen dur dur. Ben getiririm sütünü. Sahi mi yapar mısın? Tabii canım. Beklesem ben hemen getiriyorum. İyi. Ya göndersene şunu. Ya kolaydı sanki. Ona yakalanırsak kesin abime söyler biteriz. Tamam tamam. Özlem abla, getiriyordum ben sütünü. Yok kız, alışkın değilim ben öyle şeylere. Sizin gibi hizmetçili evde büyümedim. Ver, sağ ol. Burada mı içeceksin? He, ne diyeceğim? Odana çıksaydık, krem falan girdi dedin. Omardım ben bacağını hem. Ne oluyor sana kız? Yok bir şey canım. Yani krem girdi dedin ya. Yani şimdi bana da krem giriyor da bazen. Ağrısı hiç geçmiyor. Şimdi bir de sen hamilesin, bebeğin falan var. Bir şey olmasın sonra. Ha, doğru diyorsun. Kimsenin umurunda değilim. Bari ben kendim düşüneyim. Zaten artık bu konakta her şey çok değişecek. Kim prensesmiş görürüz. Anlamadım. Yok bir şey ya. Hadi ben yatmaya gidiyorum, sen de uyu. İyi geceler. Sana da. Geceler.
çekebilir misin lütfen? İyi geceler. Hayırdır? Bilekliğimi düşürdüm de ona bakacaktım. Olmaz. Ağam kuş uçurtmayacaksın dedi bana buradan. Birlikte baksak. Şu yolun sonunda düştü galiba. Açılıp duruyordu zaten. Keşke takmasaydım. Yarın gündüz gözüyle bakarsın. Hadi gir içeri. Ya ama o babamın hediyesiydi. Bulmam lazım benim onu. Ya gir içeri dedim sana. Rıza. Rıza'ydı değil mi? Adımı biliyorsun. Bilmez miyim? Kendal'ın en güvendiği adamısın. Onu da biliyorum. Hevallah. Ağam ben size adım atmaz bir yere. Nereden nereye değil mi? İstanbul'dan gelip seni de tanımak varmış burada. Vallahi ben de rüyamda görsem inanmazdım. Senin adın neydi? Aa, aşk olsun. Adımı bilmiyor musun daha? Ada. Ada? Çok değişik bir isim. Seninle sohbet etmek çok güzel ama... bana yardım etsen de şu bilekliğimi bir arasak. Gece gece nasıl göreceğiz? Vallahi sen de bu gözler varken şıp diye görürsün. Eminim ben. İyi madem. Hadi gidelim. Altın mıydı? Hadi çabuk çabuk. Ne? Ha, yok ya, gümüştü. Yok vallahi burada. Bence de yok. Gidelim mi artık? Ya geldik madem bu kadar, dur arayalım. Yok ya, Kendal falan gelir şimdi, kızmasın. Ya sen merak etme, ben buradayken ağam sana hiçbir şey demez. Olsun, biz yine de gidelim. Şöyle nehir kıyısına doğru bir tur atalım mı? Neden? Belki orada düşürdün. Sırf sen üzülme diye diyorum. Yok yok. Düştüyse de düştü zaten. Ne yapayım? Ben gidiyorum. Ama babamın hediyesi demiştin. Alo. Ne oldu Özlem? Kötü bir şey mi var? Yok Fırat abi. Ben sana bir şey söyleyecektim de ondan aradım. Ne söyleyeceksin kızım gecenin körü? Narin'le ilgili. Ağam gelmeden konuşmak istedim. Kusura kalma. Ne olmuş Narin'e? Anam Narin'in İstanbul'da tedavi olup çocuk yaptığını söylüyor. Yine mi aynı mevzu? Ne var bunda? Çok şey var Fırat abi. Emine abla da Narin hamile olduktan sonra İstanbul'a gittiğini söylüyor. Bir de yanına yardımcı katmışlar. Rıza'nın anası Berfin abla. Kızım sen ne diye anlatıyorsun bunları bana? Kafam karıştı da o yüzden anlatıyor. Ben bugün kadının yanına gittim. O da diyor ki ben İstanbul'a gittiğimde Narin'in kucağında bebesi vardı. Nasıl yani? Vallahi bilmiyorum Fırat abi. Bu duruma göre bizim Baran biraz erken doğmuş. Kızım açık konuşsana, ne demek istiyorsun? Vallahi Fırat abi. Burada bir işler dönüyor. Bacını doğru yola çekecek olan sensin. Neyse ben kapatıyorum. Hadi iyi geceler. Kadının yanına gittim. O da diyor ki ben İstanbul'a gittiğimde Narin'in kucağında bebesi vardı. Bu duruma göre bizim Baran biraz erken doğmuş. Hallettik. İşlem tamam. Başardık. Evet gittiler sonunda. Sana çok teşekkür etti. Canım benim ya. Umarım yakalanmazlar. Eğer anlarlarsa kaçamazlar çünkü. Maya. Bu Rıza var ya. Acayip saf ya. Anahtar. Benim gidip kapıyı kilitlemem lazım. Olmaz o da şimdi çıkamayız odadan. Ya Kadriye onun uyanıp da kapıyı açık görürse kızın peşine düşerler hemen. Of Ada yeter artık bak çok korkuyorum ben. Tamam tamam ben hallederim şimdi. Sen bana rüzgarın spreyini ver. Kadriye uyanırsa yanımda olsun. Bir
bastırdı ki sorma. Şu ehliyeti bir alayım da. Ben arabayı hep ben kullanacağım amca, merak etme. İnşallah koçum, inşallah. Bugünlerde kafam çok bozuk. Şu günleri bir atlatsak. İşler mi kötü? Yok ya. Meleği yine odaya kapattım. Neden? Recep ile konuşuydu. Kaçalım maçalım diyordu. Ne diyorsun amca sen? Ya beste kargayı oysun gözünü. Meleğin kolunu bacağını kırmadan bir evlendirirsem iyi olacak ha. Gördük. Asayiş Berkemal mi? Evet Allah'ım. İyi, al anahtarı da arabayı garaj çek. Haydi. İyi geceler Rıza abi. İyi geceler bana. Ne işin var senin bu tarafta? Rüzgar'a ilacını verdim. Ananla mı yatıyor yine o çocuk? Evet. Eşek kadar çocuk oldu ya. Tövbe tövbe. Şu kızı görünce var ya şeytan görmüş gibi olayım ha. Gelmeyeceğiz sandım. Ben de. O kadar çok korktum ki. Kızlar yardım etmeseydi hayatta başaramazdım. Hadi gidelim. Günaydın oğlum. Abim çıktı mı? Yok, uyuyordu galiba. Ne oldu ki? Konuşacaklarım vardı onunla da. Sen iyi misin ana? İyiyim, iyiyim. Dün akşam çok mu geç geldiniz siz? Ben bekledim sizi ama uyuyakalmışım. Geç geldik. Sen de çok yakışıklı olmuşsun böyle. Böyle parfümler falan. Ayşe için mi bunlar? Yok ana ya. Baran. Oğlum ben seni çok seviyorum. Sen benim her şeyimsin biliyorsun değil mi? Biliyorum anam, bilmez miyim? Ben gideyim okula. Hadi git okuluna hadi. Abi oğlumu elimden alacak diyorum sana. Ben buna dayanamam. Kim alacak onun elinden? Deli deli konuşma kızım ya. Söylesene ne var? Abi ben bunu söyleyemem ki. Thank you.
Canım abicim, işte yeğenin Baran. Senin hediye ettiğin fotoğraf makinesiyle ilk kez oğlumun fotoğraflarını çektim. Hasretle öpüyorum Narin. Peki doğum tarihin ne? 10 Kasım. Unutulacak bir gün değil. Evet. Ben ilk bebeğimi bir gün sonra kaybetmiştim. Öyle mi? 11 Kasım mı? Hı hı. Vallahi bilmiyorum Fırat abi. Bu duruma göre bizim Baran biraz erken doğmuş. Nari, sen ne yaptın? Hala kıyamet kopmadığına göre kimse durumun farkında değil galiba. Evet ya, hiç odaya girmediler mi? Vallahi yastığı öyle bir yerleştirdim ki bence herkes hala uyuyor sanıyor Meleği. Şimdi neredelerdir acaba? Umarım çok uzaklara gitmişlerdir. Kimsenin onları bulamayacağı bir yere. Dua edelim de Recep iyi biri olsun. İyi baksın kıza. Günaydın kızlar. Ne öyle fısır fısır konuşuyorsunuz? Yok ya, ne fısıldaşması. Maya acele et deyip sıkıştırıyor beni. Çok meraklı kasaba okuluna gitmeye. Ben Rüzgar'a bir şeyler yediriyorum. Siz de aşağı gelin, tamam mı? Tamam anneciğim. Hadi acele et de bir an önce çıkalım buradan. Fark ettiklerinde burada olmak istemiyorum. Bence de bir an önce çıkmalıyız. Nişanlısın kız. Kaç aydır gebesin, karnın şişmedi hala. Doktor da öyle diyor. Kilo da almadım maşallah. Ben Asım'a hamileyken 30 kilo aldım. Ondan sonra verebilirse. Nardin hamileliği nasıldı? Onda karnı pek büyümedi. İstanbul'a git dediydim ya, son aylarını görmedik biz. Aslında onu Kendall'a sormak lazım. Ne diyorsun kız sen? Ay Emine abla, o kadar safsın ki. Etme Özlem. Gözünü seveyim, yine başlama. Günaydın ana. Günaydın kızım. Ay benim kuzum. Suluğu mu varmış? Anam mı aldı bunu sana? Hadi gel su koyalım içine. Ha? Meleğe çıkarıver yukarı. Olur ana. Bir ara meleğe uğradım da uyuyordu. Dün gece uyuyamadı herhalde. Abi Fırat abi geldi. Günaydın teyze. Hoş geldin oğlum. Geç otur, kahvaltı yapalım. Yok, ben bir Narin'le konuşacağım. Biraz dışarı çıkalım. Seninle konuşacaklarım var. Neden? Konuşmak istiyorum da ondan. Ben de Kendall abimi bekliyorum. Aşağı insin, benim de onunla konuşacaklarım var. Sonra konuşursunuz, hadi. Bekleyemem abi. Ben adanın düşük yaptığını biliyorum. Birazdan Kendall abim de öğrenecek. Saçmalama Narin. Yeniden olay mı çıksın istiyorsun? Olay çıksın istemiyorum abi. Huzur istiyorum ben hayatımda. Gerçekler ortaya çıkınca abim onları burada koyar mı zannediyorsun? Gerçeklerden mi bahsetmek istiyorsun? Benimle seninle konuşacaklarım var. Gel. Ne konuda? Baran'la ilgili. Ne olmuş ki Baran'a? Baran'ın doğum tarihi ne? Daha var. 11 Mart değil mi?
Evet. Peki bu ne? Ben ne demek istediğini anlamıyorum. Burada 11 Kasım yazıyor Narin. Ebru'nun çocuğunun öldüğü gün mü doğdu Baran? Ben ne bileyim abi o kadının çocuğunun ne zaman doğduğunu? Narin, bana doğruyu söyle. Bunun açıklamasını yap. Nedir bu? Narin! Bana doğruyu söyle. Narin, konuşsana kızım. Baran Ebru'nun çocuğu mu? Konuşsana kızım. Evet. Lanet olsun, evet. Ne o kız? Diktin gözünü bakıyorsun. Murat abi canlı okuyordur şimdi onun. Niye ki? Ne oldu? Az sabret Emine abla. Murat abi sırrı öğrendi. Her şey ortaya çıkacak. Zaten onlar söylemezse ben söyleyeceğim bu sefer. Deli deli konuşma. Kendim öldürür seni. Tövbe tövbe. Kendal, Mele'ye kahvaltı götüreceğim. Anahtarı verecek misin? Sıptımın kökünü yesin. Günaydın ağam. Ne güzel bir gün değil mi? Çay dökme haydi. Bunu nasıl yaparsın Nari? Nasıl yaparsın bunu? Ben tek başıma yapmadım ki. Benim kardeşim evladını anasına ayıracak kadar vicdansız mı? Abi ben Murat'ın bir parçası bende olsun istedim. Ben onu kaybetmemek istedim. Kendal'la teyzem de biliyor değil mi? Abi gözünü seveyim ne olur. Bırak beni Narin. Hesap soracağım. Ebru'ya da anlatacağım her şeyi. Abi gözünü seveyim ne olursun. Baran'ımı benden alırlarsa ben yaşayamam. Narin bırak kolumu. Alo Ebru. Ya merhaba Fırat. Neredesin? Seninle şu fıstık işini konuşmak istiyordum. Konaktayım. Ha öyle mi? Tamam. Hemen iniyorum aşağı. Bırak beni Narin. Abi ne olursun gözünü seveyim. Yalvarırım abi. Ben sana anlatacağım. Her şeyi doğru doğru anlatacağım. Murat kendi eliyle geldi. Verdi bebeği benim elime. Bırak kolumu. Bırak. Abi ne olur. Abi. Abi. Abi yalvarırım. Abi ne olursun. Abi dinle beni. Karışma sen. Abi yalvarırım. Abi ne olur yalvarırım. Yapma. Narin ne oluyor burada? Ne bu gürültü? Ne olur abi. Narin, ne oluyor dedim. Abi yardım et. Her şeyi söyleyeceğim, anlatacağım diyor. Neyi söyleyeceksin? Ne diyor bu Fırat? Sen niye geldin sabah sabah? Dün gece yarım kalan kavgan etmeye mi? Fırat. Seninle sonra konuşacağız Kendal. Ebru biz gidelim. Abi. Abi ne olur yapma.
Yalvarıyorum abi, ölürüm ben. Yaşayamam, ölürüm.